Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Hukuk Masası bu akşam yine sizlerle birlikte, yine sizlerin meselelerini, sorunlarını burada konuşacağız, çözüm yolları önereceğiz, neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Bunları zaten yıllardan beri söylüyoruz da, dikkate alan var mı? Alanlar var tabii ki, almayanlar çoğunlukta. İşte o almayanlar için bu programlar çok önemli. Belki hasbelkader seyrederlerse, ting diye bir ses duyarlarsa, ha ya biz nerede yanlış yaptık meselesini anlayabilirler. O yüzden de bu program önemli. Bilenler bilmeyenlere söylesin, seyretsin. Her zaman olduğu gibi çok değerli avukat, uzman avukatımız, bu konularda uzun yıllardan beri Avrupalı Türklerin meselelerini ekranlara birlikte taşıdığımız Mehtap Hanım yine Skype hattımızda, Ankara'da kendisi. Bir merhaba diyelim, ondan sonra da sohbetimize geçelim efendim. Merhaba Mehtap Hanım. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Geliyor, geliyor. İyiyiz. İyisiniz, iyisiniz. Evet. Şekil ada gözüktüğü gibi iyiyiz diyorsunuz. Evet, iyisiniz. İyiyiz, evet. Var mı bir şeyler, gelişmeler, yeni bir şeyler, yeni bir duyumlar? Ya yeni duyumlar, hep çok da sempatik duyumlar değil. Olmasın. Çünkü, olmaz da zaten bu saatten sonra sempatik duyum yani. Mümkün değil. Artık şeylere, mesela daha önce konuştuğumuz gayrimenkul araştırmalarına devam ediliyor. Evet. Emekli aylıkları durduruluyor. Hatta sahte sigortalılık denilerek iptaller doğmaya, iptaller oluşmaya başladı. Mahkemeye ayrıca verilmeye başlandı. Evet, ceza davaları da kimi il müdürlükleri şikayette bulunmaya başladı. Hani sonuç nasıl çıkarsa çıksın, insanların doğal olarak keyfi kaçıyor. Çünkü neden keyfi kaçıyor? Hangimizin hakkında böyle bir şey olsa, hepimiz işte özel evrak şey, dolandırıcılık ve zarar oluş, kamu zararı oluşturma şeklinde bir dava gerçekten korkunç bir şikayet üzerinden yürüyor. Ne yazık ki ağır bir dava değil mi vatandaş için? Ya adı bile kötü. Dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık. Yani adı bile kötü. Sonucunun ne olduğu önemli değil. İnsanların uykuları kaçıyor. Yani bunu yaşayan gerçekten biliyor ve uykusu kaçıyor. Gerçekten ciddi anlamda uykusu kaçıyor. Hani ne desek boş. Evet. Başına gelen biliyor gerçekten. Bunları düşündüğümüzde hani ciddi sıkıntılar, ciddi sorunlar önümüzdeki günlerde de karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Sıkıntılı bir süreçten geçiliyor. Yoklama belgesi ile ilgili maaş durdurmaya çok rastlıyoruz ne yazık ki. Dedik ama Mehtap Hanım. Ve tekrar 2014 öncesi döneme dönüyoruz. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu daha bugün bize bir cevap verdi. İşte yeni yasal düzenlemeye göre, yani 2019 değişikliğini dikkate aldığımızda 65 yaşın demek bulursunuz. 9000 gün gerekir. Sizin yurt dışı hizmet başlangıcınızı Türkiye için de hizmet başlangıcı kabul etmiyoruz dedi. Yani bu ama demek? Önceden emekli olan, emekliliği durdurulan biri için yeni karar değil mi? Bu emekliliği durdurulan içinde ilk defa emekliliğe müracaat edecek içinde 2015 yılından sonra yeni kararlar. Tek tük oluyordu, biz il müdürlüğünün hukuka aykırı görüşü diye düşünüyorduk. Şimdi evet, her yerden bu cevapları alıyoruz. Daha yeni bizim müvekkilimize cevap geldi. Dedi ki siz emekli olamazsınız, en erken emeklilik yaşınız. Eğer bir 25 yıla, kadın için de diyor 25 yıla tamamlarsınız. 25 yıla tamamlamak demek 30-60 bin euro demek oluyor. 60 bin yani euro. Yani bunu vermezsen ben seni ama sonuç bu değil. Dava açılıp kazanılacak. Tekrar emekli olabilmek için biz dava noktasına gelmiş bulunuyoruz ne yazık ki. Yani gerçekten korkutucu, üzücü durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu da çok can sıkıcı oluyor. Evet, anladım. Yani durum vahim sevgili seyirciler. Bu arada tabii çok, evet, çok vahim. Yani şeyle ilgili duyuyoruz ki ciddi anlamda şeylerle karşılaşılıyor. Gayrimenkul araştırmalarıyla, yani hiç kimse gayrimenkul araştırmasını es geçmiyor.
gayrimenkullerle ilgili ciddi sıkıntılar karşımıza ne yazık ki çıkıyor. Ne yazık ki karşımıza çıkıyor yani. Evet, mutlaka karşımıza çıkıyor ve sıkıntılar yaşıyoruz. Peki Metin Hanım, bu yoklama belgesiyle ilgili hala böyle vermek istemeyenler, dikkate almayanlar falan var ya, bu Kasım ayına kadar evet. dendi de, bu yıl sonuna kadar da... Aslında Kasım ayına kadar değil, Kasım ayını birileri şöyle uydurdu, çok fazla iptalle karşı karşıya kalıyoruz, kim Kasım ayına kadar... Ya zaten bu saçma sapan bilgi nereden geliyor gerçekten bilmiyorum. Evet. Bu sefer dediler ki yoklama belgesi vermeyenin maaşını durduracağız dediler. Rutini eğer her yıl Kasım ayına kadar vermiş olanlar var ise 2017'den itibaren yani son 4 yıldır geçen yıl Kasım'a kadar yoklama belgesini verdiyse evet onun için süre Kasım ayına kadar. Fakat uzun yıllardır vermiyorlarsa yoklama belgesini, onların maaşları durduruluyor, ciddi anlamda da durdurulacak. Evet. Başka bir sıkıntı, yani bunların böyle Kasım ayı, Ekim ayı nereden icat ediyor, kim icat ediyor, kim bunları sıkıntılı hale getiriyor gerçekten bilmiyorum ama bu tür uydurmalar ne yazık ki en nihayetinde vatandaşın canını yakıyor. Evet. İşte bu nedenle yani vatandaşlar bu tür saçma, akıl fikir almaz işlere inanırlarsa uzun vadede çok canları yanacak. Sonuçlarına da ciddi anlamda katlanmak zorunda kalacaklar. Anladım, anladım. Bu arada Yahya kardeşim bizi seyrediyormuş. Savun'un To Express'in sahibi değerli dostum. Sayın Paşam'ın, değerli paşamızın abisinin vefatından bahsettim değerli abilerinin. Muammer Bey'in vefat etti. Siz de oradaydınız, Trabzon'daydınız. Hem hastanelerinde hem de gittik. Hem Ankara'daydık biz, hem de Trabzon'daydık. Evet. Ya gerçekten çok üzücü. Evet. Yani bir de biz artık, yani bende özellikle travma oldu. Muammer Bey'le başladık geçen yıl bu vakitler. Evet. Sizin... Sonra kafamda aynı sıkıntılar. Hani bir başka sıkıntı daha var şimdi, hiç kimsenin canını sıkmayalım. Yani çok ciddi. Burada da aslında ben dahil... bu özellikle akciğer kanserinin tek nedeni diyelim, %95 nedeni sigara. Evet. Hani biz bu kumarı oynuyoruz, herhalde artık bırakmanın vakti geldi hepimiz için. Bunu söyleyen sizsiniz yani. Bunu söyleyen benim, evet. Söyleyen benim. İçmeyen yiyen. İçmeyen yiyen, evet. Bu yemeği bir an önce bırakmam lazım. Yoksa hani bu davetiye o kadar açık çıkıyor ki, hem yaşayana hem kalana çok ağır travma veriyor. Evet. Yani çok acı. Sizin de amcanız mıydı? Amcamdı, evet. Amcamdı. Hem Muammer abi hem amcamı hani böyle Allah rahmet eylesin her ikisine de. Amin, amin, amin. Ya çok acı, çok üzüldüler, çok... yani çok kötü şeyler, yani acı yaşadılar, çok ağır acı yaşadılar tüm aile. Evet. Aileye de tekrar sabır diliyorum. Amin amin, biz de sabır diliyoruz zaten. Herhalde sen buradasın, o oraya gelecek. Yani evet, yarın akşam siz kaçta buradasın? Ben öğlene doğru orada olacağım. Oradayım. Akşam yayın yine 9.30 muydu yarın akşam? Ama benim normal Avrupa saati Avrupa masasında yapacağız diye biliyorum ben. Bana 9.30'sa yani saati yan, herhalde yan, ya, herhalde benim ondan önce programım vardı da ona istinaden mi söylendi bilmiyorum. Onu bir şeye sabitleye yarın kavuşturalım. Çünkü normal 9, Avrupa masası 19.21 biliyorsunuz. Anladım. Emine Hanım belki hani benim bir canlı yayınım daha vardı bu helal üzerine veya... İşte bu hazır et muamelleri üzerine. Hanım bana dedi. Artık ne derseniz bakarız. Nasıl olsa buradasınız. Evet, yarın bu arada sevgili seyirciler sizlerle paylaşıyorum. Metap Hanım yarın cuma, cumartesi, pazar buradayız. Canlı yayındayız. Duisburg'da geliyor yine. Sizleri yine bırakmadı. Sizleri bu zamana kadar bırakmamıştı. Şimdi de bırakmadı. Ve geliyor. Benim dediğimi hallettiniz değil mi? Evet. Tamam. Evet. Tamam, okey. Kendisine bir şey ısmarladım da onu sordum şimdi. Halletmiş. şimdi... Zeki Bey çok kilo vermişsiniz. Hani evet. Kötü mü? Bir mesafe koyalım aramıza. Kötü mü olmuş, iyi mi olmuş? İyi olmuş. İyi olmuş, evet. Bence de. Evet, bu ilk yaptığım... Ama
Ben biliyorum Zeki Bey sabırla da yapar bu işi. İyi diyet yapar. Şimdi mecburen yapmaya başladık. Şeker biraz yükselmiş, o yüzden de hem diyet hepsi beraber yapıyoruz. Yine aşağı indireceğiz tabii Allah'ın izniyle de. Biliyorsunuz ben bir şeye karar verdim mi mutlaka yaparım. Onun kaçarı yok. Evet. Yani yemeyeceğim dediysem yemem, yemiyorum da sağ olsunlar. Hem iyi ya. Yani kilolu olmaktan. Evet. Yani şimdi kilolu diyorlar ki ya kaç kilosun? Diyorum ki 90. Yok canım sen 90 kiloyum yani şu anda. Demek ki kemikler dolgun derler ya. Kemikler dolgun. İyi kemik var. Böyle kalsın belli bir süre. Daha sağlıklı. Şimdi şeye geleyim ben Mehtap Hanım. Bu yoklama belgesini biraz daha böyle konuşalım mı derim. Şimdi yoklama belgesinden başlayalım, bir tersten başlayalım. Biz hep otomatik bilgiden başlıyorduk ya. Evet. Yoklama belgesi şöyle sıkıntı oldu. Neden sıkıntı oldu? Vatandaşlar bir eksik bilgiye sahipler. Yoklama belgesi neden önemli? Vermezseniz emekli aylığınız durdurulur, durdurulursa ne olur? Yeniden başlatılabilir. Fakat eğer maaşlarınız durduruluyorsa Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, yaşadığınız ülke Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazma. Evet. Bu vatandaş sizde çalışıyor mu? Ne zamandan beri çalışıyor gibi sorular sorma hakkı var. Bu da direkt vatandaşın Türkiye'den aylık aldığını ortaya çıkarır. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu diyor mu? Ben sorarlarsa söylerim. Diyor. Evet, söylemelerinden diyor. Korkmuyoruz. Ama korktuğumuz nedir biliyor musunuz? Biz asıl olarak bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yurt dışına bildirmesinden falan korkmuyoruz. Biz şundan korkuyoruz. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt dışı Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorduğunda yurt dışı Sosyal Güvenlik Kurumu ne zamandan beri alıyor, hangi bankadan alıyor gibi bir takım sorular soruyor. Evet. Halbuki eğer bu soruyu vatandaşa sorarsa büyük bir ihtimalle bunu öğrenmiştir. Sizden ay bir ay döküm ister. Sizin otomatik bilgi paylaşımı kapsamında birçok açığınız ortaya çıkar. Sizin kendi ellerinizle kontrollü hazırlayacağınız veya avukatlarınız aracılığıyla hazırlayacağı emekli aylığı dökümü yerine daha korkunç bir döküm karşılarına çıkacak. Bu da sizin Türkiye'deki finansal verileriniz ve gayrimenkul verileriniz açısından size sıkıntı doğurabilecek, bu yüzden önemli. Evet. Birincisi bu. Bu yurt dışı. Yine emekli aylığınız durdurulursa, Türkiye açısından biraz önce bahsettiğimiz birkaç sıkıntı yan yana. Bunlar ne? Birincisi, sizin Türkiye'deki emekli aylığınız durduruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu bir defa Türkiye'de birçoğunuz SSK'lı olarak çalıştınız. Bu çalışma gerçek mi değil mi? İptal edeyim mi, etmeyeyim mi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü odasaya açığa çıktığında incelenebilir. Bu sefer sizin SSK'lı olarak çalıştığınız gerçek bir çalışma değil. Şöyle bir sıkıntı var, böyle bir sıkıntı var diye sizin emekli aylığınızı yeniden bağlamayabilirler. Biz sizi iptal ettik. SSK'lı çalışmalarınızı, bugüne kadar ödediğiniz paraları bize verin. Yeniden işte şu kadar para yatırırsanız 10 yıl sonra siz emekli olursunuz diyebilirler ki diyorlar. Bununla karşılaşırız. Yoksa yoklama belgesi böyle çok çok mühim bir şey değil ama sonuçları itibariyle çok sıkıntılı. Veya bunların hiçbiri olmayabilir. Yeniden emekli aylığı almak için müracaat ettiğimizde derler ki bir dakika. Biz sizin emekli aylığınızı yanlış hesaplamışız. Çok yüksek vermişiz. Sizin emekli aylığınız aslında 1.000 lira daha ucuz olacaktı. Bu nedenle siz bu emekli aylığınızla ilgili kısmı geri bize iade edin, emekli aylığınızı düşürüyoruz. Bugüne kadar aldığınız emekli aylığı farkları, yüksek emekli aylığı farklarını sizden geri alıyoruz diyebilirler. Her üçü de sıkıntılı durum yaratabilir. Evet. Ha, bu risklerle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız bir yurt dışını sorgulatacaksınız. Hem Türkiye yurt dışını sorgulayacak, hem yurt dışı Türkiye'yi sorgulayacak. Ve sizin haberiniz olmadan iki sosyal güvenlik kurumu kendi arasında yazışarak sorgulayacak.
Onu görünce yurt dışı belki Türkiye'deki mal varlığınızı öncelikli olarak araştıracak. Ne demişti Almanya? Almanya'nın dediğini tüm Avrupa demişti diye algılayın. Ne demişti Almanya? Hı-hı. Demişti ki ben mal varlığı verilerinizi araştırırım. Ve işte tapunuzu araştırırım, bankanızı araştırırım. Hele emeklileri öncelikle araştırırım demişti. Demek ki Türkiye'den emekli olduğunuzda bunu da araştırır. Buna baktığında işte Türkiye'de ne kadar kalıyorsunuz, uzun kalıyor musunuz ona bakacak. Mal varlığınız var mı onu gizlice araştırmaya çalışacak. Birazdan onlara bahsedeceğiz ama aha, en nihayetinde uzun vadede çok ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve bu sizin için sıkıntılı bir durum yaratabilir. Hı-hı. İşte bu nedenle diyoruz ki siz bir an önce bu yoklama belgesini verin. Evet. Özellikle bu bilgi paylaşımı, hı-hı, ve emekli işte SSK'lı çalışmanın ya da yüksek aylığın sorgulanmaması ile ilgili kısım da özellikle bu yıl ve önümüzdeki yıl yoklama belgesini avukat aracılığıyla verirseniz daha doğru, daha sağlıklı olur ve başınız ağrımaz diye bunu hatırlatmak, hı-hı, istiyoruz. Evet. Yani yoklama belgesi bu nedenle. Yoksa rutininde geçtiğimiz yıllarda mutlaka verin deyip geçip gidiyorduk. Ama bu yıl belki önümüzdeki yıl avukat aracılığıyla vermenizde fayda var. Yoksa ciddi sıkıntı, ciddi problem, ciddi baş ağrısı yaşarsınız. Aynen. Hatta bazı şeyler görüyoruz ki arıyorlar avukatım aracılığıyla verdim. Evet, daha önce geciktikleri için, zamanında vermedikleri için bir denetim geçirmeye başlamışlar ve maaşın durdurulduğunu görüyoruz. Bir de yoklama belgesi vermediği için başka denetimler, başka sıkıntılarla karşılaştığını görüyoruz. Yani bunların her birini, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışına yazarken bu vatandaş artık bende yaşıyor da diyebilir. Yani yurt dışında telafisi imkansız sıkıntılar ve zararlarla karşılaşabilirler. Bunlarla muhatap olmak istemiyorlarsa eğer, mutlaka ve mutlaka bizim vatandaşlarımıza tek tavsiyemiz, lütfen bu yoklama belgesini bir an önce verin, bununla ilgili sıkıntılarınızı gidermiş olun. Evet, yoklama belgesiyle ilgili mevzu bu. Bu arada telefonlarınız varsa, bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa mutlaka arayın. Tabii mutlaka arayın. Sorun, biz de buna göre bu size bilgilendirmelere devam edelim. Yani yoklama belgesi uzun vadede özellikle Türkiye şu anda, hı-hı, emekli aylıklarını sorgulamak, emekli aylıklarını durdurmak, hı-hı, emekli aylıklarını düşürmek istiyor. Hı-hı. Yaşadığınız ülke makamları da size ait her türlü finansal veriyi almak istiyor. Evet. Şimdi bir emekli aylığıyla ilgili yurt dışına soru sorulması Türkiye tarafından sizin başınızı ciddi anlamda sıkıntıya, probleme sokabilir. Başka araştırmalara konu olabilirsiniz. En çok korktuğunuz otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili araştırmaya kişisel olarak konu olabilirsiniz. Türkiye bile bu adamı kontrol ediyor, Türkiye bile güvenmiyor. Bana soru soruyor, bir de ben araştırayım diyebilir. Hı-hı. Hani bir yıl sonra böyle bir soruyu size soracağı yerde bugün size sormadan araştırmaya girebilir. Hani yoklama belgesi basit bir şey ama usulüne uygun vermezseniz ciddi anlamda başınız artacak, problem yaratacak bir şey. Evet sevgili seyirciler. Atlamayın. Bunu kesinlikle yani atlamayın. Mutlaka takip edin. Yani sonuçta para çekemediğiniz zaman, başınıza bu iş geldiği zaman sıkıntıya düşeceksiniz. Sıkıntıya düşünce de efendim mahkemelerle uğraşacaksınız. En az 5 sene sürecek. Değil mi? 5-6 sene. Ortalama 4-5 ortalama. Sürecek. Her şey sil baştan. Ya her şey sil baştan. Tam bunu demişken, evet, bir başka meseleye girmek istiyorum. Artık emekli aylığımı bağla dendiğinde yaşın yetmiyor, günün yetmiyor, yeni kanunu uyguluyorum, problem yaratıyorum, baş ağrısı yaratıyorum diyebiliyorlar. Bu emekli aylığı müracaatlarımızın %50'sinde karşımıza çıkmaya başladı ve dava konusu oluyor. Dava açıldığında ne oluyor?
100 diyebileceğimiz oranda kazanıyoruz. Fakat dava uzun sürdüğü için vatandaş çok mutsuz oluyor, çok bunalıma giriyor. Hı-hı. Ne yapmak lazım? Bugüne yurt dışı borçlanmanızı tamamlamış olabilirsiniz ama henüz emekli aylığı almıyor olabilirsiniz. Genelde yani bizler yurt dışı borçlanmayı yaptıktan sonra vatandaşlarla ilgili şu soruyu soruyoruz. Emeklilik yaşını tarafımıza bildirin. Emeklilik yaşını tarafımıza bildirin dendiğinde emeklilik yaşınız 65. Halbuki 58'de olabilirsiniz, 53'de olabilirsiniz, 63. Gün eksiğim var şu kadar daha yatır cevabı alırız. Orada bir itiraz, yani biz bildiğimiz için bunu yaparız. Orada bir itiraz daha bulunur. Siz hata yapıyorsunuz, şunu da uygulayın deriz. Onu da uygulamazlar. Aslında beklediğimiz bir şeydir orada artık. Dava noktasına geliriz. Şimdi biz vatandaşlarımıza diyoruz ki emekli aylığı talebinde bulunmanız şart değil. Ne zaman emekli olurum sorusunu lütfen mümkünse avukatınız aracılığıyla hiç değil kendiniz sorun. Evet. Orada sizin emeklilik yaşınız 60 yaş gün eksiği dediği anda %100 dava gerektirir bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Emekli aylığı alıp almamak başka bir şey. Emekli aylığı alma noktasına mahkeme kararıyla gelmenizde fayda var. Şimdi gelen süreçte evet. Artık mutlaka geldiğimiz süreçte artık mutlaka dava gerekecek gibi gözüküyor. Ne yazık ki. Evet. Ne yazık ki yettiğim biz bunları 2014-15'te çözmüştük. Evet. Şimdi hala hangi soruyu soranlar var biliyor musunuz? İhbar hattına gelen sorular. Şimdi Oğuzhan bana gönderiyor. Selam, hayırlı yayınlar. Yoklama belgesi nedir? Emekliler için ve nereye vereceğiz bu belgeyi demiş sevgili seyircimiz. Nereden alacağız, nereye vereceğiz? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilecek. Fakat sıkıntılı bir süreçten geçilmiş olduğu için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermek tek başına yetmiyor. Orada başka belgeler istiyor. Biz o belgelerin de dikkatli verilmesini istediğimiz için, hı hı. O belgelerden dikkatli verin dediğimiz için o belgeler ile ilgili olarak asıl şunu söylüyoruz. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacak falan filan. Ama asıl dikkat etmeniz gereken şey olarak da diyoruz ki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alırız, Sosyal Güvenlik Kurumu'na veririz ancak şunu da gözden kaçırmamak lazım. Eksik verirsiniz. Yurt dışı yazışması yapmıyorlar artık. Kimi zaman cevap vermiyorlar. Bir belge isterlerse ve o belgeyi vermezseniz siz zannedersiniz ki yoklama belgesini verdik. Ve o yoklama belgesinin eksiği olursa artık belge bilgi istiyorlar. O yoklama belgesini eksik vermiş olursanız maaşınız yine durdurulur. Hele ki o soruya cevap vermediğiniz için durdurmuşlar ise işte orada kesinlikle kontrol ve denetim başlar. Yani. Peki ne yapacağız biz bu vatandaşlara Mehtap Hanım? Hala yoklama belgesi nedir diye soran. Nedir? İşte yazın versem olur mu? Kışın mı versem olur mu? Kasım'da versem olur mu? Mart'ta versem olur mu? Bunu Mart'ta sorduğunda Kasım'a erteliyor. Kasım'da sorduğunda öbür yıl erteliyor. Evet. Yani bu bizim vatandaşlarımızın kendine zarar vermek konusunda resmi işlemlerde hele ki Türkiye ayağında bir yavaşlığı var. Her yavaşlığın kendine hani normal zaman olsaydı, hı hı. 2019 öncesi olsaydı, evet. Otomatik bilgi paylaşımı olmasaydı, ya durdurulursa 6 ay sonra geri alırsınız, bir şey olmaz derdim. Hı hı. Ama şimdi durdurulursa denetim geçirebilirsiniz, yurt dışıyla yazışma olabilir, Türkiye'deki mal varlığınızı araştırabilir, şüpheli bir şahıs haline gelebilirsiniz. Çünkü siz bu sorular size sorulmuş, emekli aylığınızı bildirmemişsiniz. En başından eksik vergi ödemişsiniz. Türkiye'deki emekli aylığının vergisini ödememişsiniz. Bir, çünkü Türkiye emekli aylığından vergi almıyor. Yaşadığınız ülkeye ödemek zorundasınız. Bir de size başka bir geliriniz var mı sorusuna hayatınız boyunca hayır demişsiniz. Bakın evet. Vergisel anlamda bulunduğunuz ülkeyi sıkıntıya yalan söylemişsiniz. Şimdi burada bir tarafta yalan söyleyen adam bana her tarafta söyler mantığıyla yaşadığınız ülke...
Bankada da araştırır. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu bankanı bildiriyor. Sen kendin bu evrakları vermezsen yurt dışına. Gayrimenkulünü araştırır. Mal varlığın var mı araştırır. Çünkü yavaş yavaş bu mektuplar gelmeye başladı emekli aylıkları ile ilgili. Diyor ki sen Türkiye'den aylık alıyor musun? Ha, alıyorsan bana kimliğinin fotokopisini ver. Bana TC'ni ver. Bana adresini ver. Bana evet. Türkiye telefonunu ver. Evet. Ne zamandan beri alıyorsun? Bu sorular geliyor. Hani bu soru, bu form geldiğinde yalan doldurun demiyoruz. Bu sorular geldiğinde o formu doldurmak ve Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan evrakı hazırlamak için mutlaka avukatınızdan destek alın. Çünkü orada bir şeyi çok kontrol etmemiz gerekiyor. O bir şey nedir biliyor musunuz? O şey siz bankayla ilgili herhangi bir bildirim var mı yok mu? Hı-hı. Sosyal güvenlik son dönemde her ne hikmetse bankayla ilgili kısmı da veriyor ona. Halbuki biz o bankayla ilgili kısmı vermeden de bu işi çözebiliyoruz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu hangi bankaya geliyor, yaşadığınız ülke hangi bankadan alıyorsunuz maaşınızla ilgilenmiyor. Şununla ilgileniyor. Diyor ki kaç lira maaş aldın bugüne kadar, hangi ay ne kadar aldın, benden ne kadar vergi kaçırdınla ilgileniyor. Yani. O yüzden yoklama belgesi ya da yurt dışından sen emekli aylığı alıyor musun? Aynı şey. Bunlarla ilgili bir soru geldiğinizde karşınıza altında başka bir şey çıkacak. Hani yoklama belgesini neden önemsemezsiniz, neden umursamazsınız gerçekten bilmiyorum ama bize gelen sonuçlardan başka vatandaşlarımızın başına gelenlerden kaygıyla yaklaşıyoruz. Evet. Siz kaygılanmıyorsunuz, bizim size diyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani niye kaygılanmıyorsunuz diyemeyiz tabii ki. Kesinlikle. Fakat bu devamında sıkıntı yaşayacağınızı %100 biliyoruz. O yüzden de biz bu yoklama belgesini önemsiyoruz. Yoklama belgesi nedir? Yoklama belgesini herkes vermek zorunda mı? Vermeli miyiz gibi sorulara net bir cevap ben vereyim. Şöyle diyorlar ama ben sosyal yardım almıyorum ki, ama ben buradan da emekliyim ne vereceğim ki? Sosyal yardım alıp almamanız önemli değil. Türkiye'de de yaşasanız, yurt dışında da yaşasanız. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, yurt dışı borçlanmayla emekli olduysanız. Mutlaka yoklama belgesini vermek zorundasınız. Ve buna bir gün dahil de olmuş olsa borçlanmak. Tabii. Ben önceden çalıştıydım benimle ilgili. Evet diyor. Yani bu soruları nedense çok soruyorlar. Ben de anlamış değilim. Demek ki anlatamıyorum. Yani Türkiye'de de yaşasan vereceksin, yurt dışında da. Türkiye'de yaşasın. Çünkü ne dedi Sosyal Güvenlik Kurumu? 6 aydan fazla yurt dışında olanı kontrol edeceğim. 6 aydan fazla yurt dışında olanı memur oturacak, 3 ay 1 gün oradaymış, 40 gün İtalya'ya gitmiş, 30 gün Almanya'ya gitmiş, geri dönmüş 30 gün kalmış. Bunu tek tek hesaplamayacak. Çünkü bir yurda kendi kendini belki sen ihbar et diyecek. Kendi bana söyle diyecek. Ben sana böyle bir yasa çıkardım. Aynen. Yani yurtta isterseniz uzun süredir hiç çıkmayın, siz de verin. Evet. Yani siz de vermezseniz oturup hiçbir şey değilse maaşınızın düşmesi, hiçbir şey değilse yurt dışı yazışma, yurt dışına sizinle ilgili bir sorgulamaya muhatap kalmayın. Ben olsam korkarım. Evet. O zaman şöyle bir yapalım. Benim çay bitti. Bir çay bitti abi. Çay arası, bu çay molası verelim. Evet. Peki. Evet. Evet sevgili seyirciler, hukuk masası başladı. Sizin meselelerinizi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki bölümlerde gayrimenkullerin araştırılması, otomatik bilgi paylaşımı gibi diğer önemli konuları, belki Kombasan meselelerini de konuşacağız. Efendim kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.